Arkadaşlar herkese merhabalar. Hemen başlıyoruz. Bu fonksiyonlardan hangisinin ters fonksiyonu vardır denmiş. Hatırlayalım arkadaşlar. Bir fonksiyonun tersi olabilmesi için fonksiyonun birebir ve aynı zamanda arkadaşlar örten olması gerekirdi. Peki birebirlik ve örtenliği hatırlayalım. Birebirli olması için hatırlayın arkadaşlar. Ben şamasında bunu daha iyi, daha net görebiliyoruz. Diyelim burada 3 tane eleman var. Diyelim arkadaşlar bu buraya gitti. Bu buraya giderse işte o birebir olmuyor. Ne olacak? Buradaki arkadaşlar her bir eleman burada farklı bir elemana gidecek. Dolayısıyla arkadaşlar birebirlik bu olmuş oluyordu. Birebirliğin bir tanımı da şuydu hatırlarsanız. fx1 eşittir fx2 iken x1 eşittir x2 oluyor ise f fonksiyonu birebir oluyordu. Dolayısıyla birebirlik bu. E, örtenlik ne demekti arkadaşlar? Örtende değer kümesinde boşta eleman kalmayacaktı. Mesela bu fonksiyon bu haliyle örten. Çünkü değer kümesinde boşta eleman kalmamış. Şurada bir tane eleman olsa arkadaşlar bu boşta kalmış demektir. Dolayısıyla o ifade örten olmaz. Şimdi bu şartlar altında arkadaşlar bu fonksiyonun şimdi A şıkkına bakalım bakın. Eksi 2 3'e gitmiş. Eksi 4 3'e gitmiş. Yani 2 eleman aynı yere gitmiş. Hatta 3 eleman aynı yere gitmiş. Bu fonksiyonun dolayısıyla birebir olduğunu söyleyemeyiz. Aynı mantıkla eksi 2 3'e eksi 6 3'e gitmiş olmaz. Eksi 4 7'ye eksi 6 7'ye gitmiş olmaz. E şıkkında da eksi 2 5'e eksi 4 5'e eksi 6 5'e gitmiş olmaz arkadaşlar. Yani doğru cevap Denizli'dir. Dikkat edin. Eksi 2 5'e gitmiş. Bakın. Eksi 4 7'ye gitmiş. Eksi 6 da 3'e gitmiş. Dolayısıyla bu ifade hem birebirdir hem örtendir. Tersi mutlaka vardır diyoruz ve geçiyoruz. Evet bir fonksiyonun tersini arkadaşlar nasıl alıyorduk? Şuradaki x'i yalnız başına bırakıyorduk. Hadi yalnız başına bırakalım. fx burada. Eksi 1'i diğer tarafa attım. Artı 1 oldu. Her tarafı x'e böldüm arkadaşlar. fx artı 1 bölü 2 oldu. Bakın buradaki x yalnız başına kaldı. Artık yapmam gereken tek şey bu x gördüğüm yere f'in tersini yazmak. Buradaki fx gördüğüm yere de arkadaşlar x yazmak. Bunu yaptığın takdirde son hamleyi yapmış oluyorsun. Fonksiyonun tersi x artı 1 bölü 2 olur. Şimdi bu soruda da arkadaşlar f'in tersinde 2 sorulmuş. Ama biz bu fonksiyonun illa tersini almak zorunda değiliz arkadaşlar. Biliyorsunuz şöyle bir fonksiyonu ben eşitliğin diğer tarafına gönderebilirim. x eksi 3 bölü 2 Fonksiyon diğer tarafa giderken tersi olarak gider. Ve burası x artı f'in tersinde x artı 1 olur. Şimdi bana f'in tersinde 2 yani buranın 2 olmasını istiyorum. x yerine ne yazacağım? 1. Burada x yerine 1 yazıyorsam burada da 1 yazacağım. E 1 eksi 3 eksi 2'dir. Eksi 2 bölü 2 f'in tersinde 2 olur. Dolayısıyla f'in tersi 2 kaç oldu arkadaşlar? Eksi 1 oldu deriz. Doğru cevap denizli. Evet 4. soruda aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin tersi kendisine eşittir denmiş. Arkadaşlar ben burada Edirne şıkkını hemen denemek istiyorum. Tersi kendisine eşitse bakalım. Mesela şu x'i yalnız başına bırakayım. Eksi 6'yı diğer tarafa atıyorum. fx artı 6 oldu burası. Tabi burada eksi x var. Şimdi bunun amacım neydi? x'i yalnız başına bırakmak. O yüzden her tarafı arkadaşlar eksi 1 ile çarpıyorum. x burada yalnız başına kalsın. Bakın eksi fx eksi 6 oldu. Son hamlemizi yapıyoruz arkadaşlar. x gördüğümüz yere f'in tersini fx gördüğümüz yere de x yazıyoruz. Bakın ne oldu? f'in tersiyle fx aynı oldu arkadaşlar. Demek ki doğru cevap Edirne şıkkı diyebiliriz. Hadi bu soru da aynı arkadaşlar. F'i eşitliğin diğer tarafına atalım. Ne kalır burada? 2 üzeri 2 x eksi 1. Peki f buraya geçti. Nasıl geçti? Tersi olarak geçti. Şimdi bana f'in tersinde 2'yi soruyor. x yerine kaç yazmam lazım? 0. Eşitliğin bu tarafında x yerine 0 yazdıysam her yerinde 0 yazacağım. O zaman bu ifade 2 üzeri eksi 1 yani 1 bölü 2 olmuş oldu. Doğru cevap denizli. Evet bir grafik sorusu arkadaşlar. Altıncı soru. Demiş ki R fark birden R'ye tanımlı. Fx fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar demek ki bir de tanımlı değil bu fonksiyon. Yani bir de arkadaşlar boşluk olması gerekiyor. Mesela burada bir de dolu. Bu olmaz. Burada da dolu olmaz. E burada da dolu olmaz. E burada boş arkadaşlar. Ama bu ifade de arkadaşlar R'den R'ye hani e, tanımlı olsun istiyoruz değil mi? E, bu fonksiyona dikkat ederseniz arkadaşlar R fark birden tanımlı değil. Yani fonksiyon buralarda tanımlı değil dikkat ederseniz. Doğru mu? O zaman bu da olmaz. Ha, C ne olur. Neden? Bir de tanımlı değil. Fonksiyon arkadaşlar dikkat edin. Sadece bir haricindeki tüm reel sayılarda tanımlı. Diğer yerlerde daha doğrusu bir de tanımlı değil. Yani aradığımız cevap Ceyhan olmuş oluyor. Doğru cevap Ceyhan. Evet 7. soru arkadaşlar f eksi 2'ye bakıyorum. f 2 kaç? Şimdi buna nasıl bakıyoruz? Hani onu da hatırlayalım. Arkadaşlar f 2 dediğinde hatırlayın. Eksi 2'yi x ekseninde arıyoruz. Aradım. Kaç oldu oldu arkadaşlar? Bakın şurası. Hemen fonksiyona koşuyorum. Fonksiyona değdiğim an y eksenine arkadaşlar koşuyoruz bu sefer. Kaç oldu? 5. Dolayısıyla f 2 kaç oldu? 5. Güzel. F'in tersi 5 dediği zaman tersini kullandığında arkadaşlar 5'in ters görüntüsü bakın. Bu sefer y ekseninde 5'i arıyorum. Fonksiyona koşuyorum. Oradan da x eksenine koşuyorum. Kaç oluyor? Eksi 2 oluyor. Güzel. Peki f3. F3'e baktığımda x ekseninde 3'ü buldum. Fonksiyona koştum. Y eksenine koştum. Kaç oldu? Eksi 2. F'in tersinde 0. Şimdi şurayı bir silelim. F'in tersinde 0'ı da şöyle bulalım arkadaşlar. Şimdi y ekseninde 0'ı buldum. Fonksiyona koşuyorum. Değdim fonksiyona. Şimdi x eksenine koşacağım ama zaten x ekseni üzerindeyim. O zaman buraya da arkadaşlar 1 diyebilirim. Böylelikle 5 eksi 2 3 eksi 2 artı 1 eksi 1 bu işlemin sonucu eksi 3 olur diyebiliriz. 8. soru arkadaşlar bileşke fonksiyon sorusu dikkat ederseniz. Şimdi bu bileşke işlemi nasıl yapılıyordu? F'de x gördüğümüz yere gx yazacaktık. Yazalım. Fonksiyonda şurada x gördüğümüz yere gx yazıyoruz arkadaşlar. Bakın ne olur bu durumda? 3 gx eksi 6 olur. Tamam. Burada x gördüğüm yere gx yazdım. Peki gx ne demekti? 4 eksi x. 4 eksi x'i yazdım. Dağıtıyorum. 12 eksi 3 x eksi 6. Yani 6 eksi 3 x sorunun cevabı olur. Bursa doğru cevap. Peki geldik arkadaşlar. 9. soruya. Fx aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Şimdi şurada arkadaşlar x'i yakalamamız lazım. O zaman x'e ne yazarsam ne yazarsam içerisi x olur. Arkadaşlar bir kural. Her zaman şu fonksiyonun tersini yazarsan, içeride yazan ifadenin tersini yazarsan x'lerini... Orası her zaman arkadaşlar x olur. Tamam. O zaman siz x eksi 3 bölü 2'nin tersini bulmanız lazım. O zaman x yerine ne, yaz ne yazacağımıza bakalım. 2y dikkat edin. Değil mi? X'i burada yalnız başına bırakıyorum. 2y artı 3 eşittir x oldu. Demek ki arkadaşlar x yerine bakın burada y gördüğünüz yere tekrar x yazabilirsiniz. Yani şuradaki x yerine arkadaşlar 2x artı 3 yazacak mısınız? Yazıyoruz. 2x artı 3 eksi 3 bölü 2. 5 çarpı 2x artı 3 eksi 4 oldu. Şimdi bunlar birbirini götürdü. İkiler de f2x bölü 2'den onlar da arkadaşlar sadeleşti son haliyle. O zaman burada fx kaldı. Zaten ben fx'i arıyordum. Bu işlemi tamamlayayım. 10x artı 15 eksi 4. Dolayısıyla fx eşittir. 10x artı 11 olur diyebiliriz. Doğru cevap Ceyhan. Peki 10. soruda arkadaşlar diyor ki koşullarını sağlayan fx fonksiyonu birebir ve bir örten olduğuna göre diyor. Buna göre mn sıralı ikilisini bulunuz demiş. Şimdi bakıyorum bunun birebir ve bir örten olması demek ki arkadaşlar tersi var anlamına gelir. Peki fonksiyonu incelediğimde arkadaşlar tanım kümesinin r fark eksi 1 olduğunu görüyorum. Bu ne anlama geliyor? Demek ki eksi 1 bu fonksiyonu tanımsız yapıyor. Kesirli bir ifadeyi ne zaman tanımsız olur? Payda 0 olduğunda. Demek ki burada x gördüğüm yere şu nx eksi 2 ifadesinde x yerine eksi 1 yazdığımda arkadaşlar sonuç demek ki sıfır oluyor. Tanımsız olması bu demek. Paydanın sıfır olması. E bu durumda arkadaşlar n'in kaç olduğunu söyleyebilirim. Eksi 2. İyi hocam peki m'i nasıl bulacağız? Arkadaşlar m'i de madem bu fonksiyonun tersi var bu fonksiyonun tersini alalım. Tersinden bulacağız. Hatırlayın arkadaşlar yukarıdaki değişkenin kas ile aşağıdaki sabit terim yer değiştirecekti. Yer değiştirirken herkes kendi işaretinde değiştiriyordu. Yani eksi 2 yukarı çıkarken artı 2 Dolayısıyla 2x eksi 4. Aşağıda da arkadaşlar dikkat edin artı m aşağı inerken eksi m olarak iniyordu. Şimdi tersi buradan buraya tanımlı. E, tersinin tanım kümesi r fark eksi 3 ise demek ki bu eksi 3 neden atılmış? Paydasını sıfır yaptığı için onu tanımsız yaptığı için. E, bu durumda arkadaşlar x yerine demek ki eksi 3 yazdığımda eksi 3 en eksi m sıfır olacak. Yani eksi 3 en m, olacak. Yani, -3 en m e eşit olacak. E biz n'i burada bulduk arkadaşlar. Eksi 2. Dolayısıyla m kaç olur? 6 olur. Bana mn sıralı ikilisini sormuş. 6'ya eksi 2. Yani denizli doğru cevap olur. Bakın bu soruda da arkadaşlar bu f bileşi g2 demek malum. Dolayısıyla dikkat edin şimdi. Bunun 15 olduğunu söylemiş. G2 kaçtır diye soruyor. Şimdi G2 burada duruyor. Ama onu nasıl bulacağım? Arkadaşlar fonksiyonda x yerine dikkat edin. Burada normalde x yazması gerekirken g2 gelmiş. O zaman biz de bu eşitlikte arkadaşlar burada x gördüğümüz yere g2 yazalım. Ne olur bu? 2 g2 artı 1 olur. E, kaça eşitmiş? 15'e eşitmiş. Tamam. O zaman 2 g2 eşittir 14. Demek ki arkadaşlar g2 de kaç olur? 7 olur. Doğru cevap 7'dir. Peki bu soruyu nasıl yapacağız? Burada bana fx soruyor arkadaşlar. Yine klasik bir sorudur. Dikkat edin şimdi. Şu elimdeki ifadeleri kullanarak fx'i şöyle yazabilirim. Bakın g'nin tersi bileşke g bileşke f yazarsam eğer arkadaşlar. Tamam mı? Bu durumda g'nin tersiyle g birbirini götüreceği için sonuç itibariyle fx'i bulurum. Demek ki yapacağım işlem belli. g'nin tersini bir bulayım. g'nin tersi doğrusal bir fonksiyon olduğu için hatırlayın. Buradaki x'i yalnız başına bırakacağım. Eksi 1'i diğer tarafa attım. 5'e böldüm. X artı 1 bölü 5'tir. Ve X artı 1 bölü 5'i yazdım. E bileşke şu fonksiyon. Yani 2X artı 7 bölü 3. Şimdi arkadaşlar şu işlemi yaptığımda sonuç ne çıkacak? Fx çıkacak. Peki biz bu işlemi nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar şu ifadeyi sağdaki bu fonksiyonu solda x gördüğüm yere yazıyorum. Yazayım. 2x artı 7 bölü 3 artı 1 bölü 5 olur. Bu da fx'e eşit olacak. Bu işlemi yaparsak 3 kere 1 3 7 ile topla 10. Yani 2x artı 10 bölü 3. E bir de burada 5 var. 3 ile 5'i çarpacağım. 15 oldu o zaman. Demek ki arkadaşlar fx kaçmış? 2x artı 10 bölü 15'miş diyebiliriz. Peki yine bir fonksiyon. Yine bir arkadaşlar bileşke sorusu. Dikkat. G f 1'i sormuş burada bana. Değil mi? Bu bu anlama geliyor. Peki sen burada eksi 1'i nasıl bulursun? X'e ne yazarsan eksi 1 olur. Arkadaşlar x yerine dikkat edin. X yerine 1 yazarsam 5 kere 1 5 6 çıkar eksi 1 olur. Sen burada x yerine 1 yazdıysan burada da 1 yazacaksın. 3 kere 1 3 4 tane oldu 7. Demek ki burası 7 oldu. Bunun sonucu 7. Ne 7? f eksi 1 7. Tamam. Peki f eksi 1 yerine 7 yazdığımda bak burada x yerine ne yazarsam içerisi 7 olur. Tabii ki 0 değil mi? Dolayısıyla burada da x yerine 0 yazarsın. g7 kaç olur? 12 olur. Bakın burada arkadaşlar bana f bileşke g x'i soruyor. O zaman şöyle yapayım. Dikkat edin. Eşitliğin bu f'in tersine eşitliği bu tarafına atayım. Ne kaldı burada? 4x artı 1. F bileşke g x artı 2 kaldı. Şimdi ben şuranın x olmasını istiyorum. Buranın x olması için şu x'e x eksi 2 demeliyim. Bu x'e x eksi 2 dediysem buradaki x'e de x eksi 2 diyeceğim. O zaman 4x dikkat edin. Eksi 8 artı 1 Neye eşit olmuş olacak? F bileşke g x'e. E. 4 x eksi 7. E bu f bileşe g demek zaten. Evet aradığımız sonucu bulduk. F bileşe g x ne olur? 4 x eksi 7 olur. Peki 15. soru hem parçalı fonksiyon hem bileşke fonksiyon. Bakın arkadaşlar arda arda f bileşke verilmiş. O zaman bunun anlamı bir defa budur. Doğru mu? Evet. İlk olarak arkadaşlar f 10'u bulacağız. 10. 3'ten büyük olduğu için şurada yerine yazarsak 10 bölü 2 kaç yaptı? 5. Şimdi arkadaşlar F5'i bulacağız. 5. E yine arkadaşlar dikkat edin 3'ten büyük. O zaman yine burada yerine yazacağız. Burayı bir temizleyelim. X yerine 5 yazarsam böylelikle arkadaşlar bu ifadede 5 bölü 2 olur. Bu da tamam. E 5 bölü 2 ne demek? 2 buçuk. Arkadaşlar bu sefer dikkat edin. 5 bölü 2 3'ten küçük olduğundan dolayı demek ki X yerine bu sefer burada 5 bölü 2 yazacağım. Yazarsam 5 bölü 2 eksi 1 o da ne olur? 3 bölü 2 sorunun cevabıdır. Peki burada birebir ve bir örten y fx fonksiyonunda bakın x yalnız başına kalmış. Bu arada x yalnız başına kaldığında ne oluyordu? Fonksiyonun tersini bulmuşuz demekti. Dolayısıyla arkadaşlar burada x yerine f'in tersini fx gördüğümüz yere de x yazarsak böylelikle fonksiyonun tersini yazmış oluyoruz. Yani bu aslında bize fonksiyonun tersini anlatan bir eşitlik. Devam edelim. Eşitliğiyle verildiğine göre demiş. fx fonksiyonunun en geniş tanım kümesi. Bana fx lazımsa bir fonksiyonun tersinin tersini aldığımda fonksiyonun kendisini buluyorum. O zaman şu fonksiyonun tersini alacağım. Böylelikle kendisini bulacağım. Bu fonksiyonun tersi için ne yapıyorduk? Demin de söyledik. Şunları yer değiştiriyoruz. Tabi yer değiştirirken unutmayın arkadaşlar. Kas işaretleri de değişiyor. Yani burası 2x-3 olmuş oldu. Şimdi deniliyor ki en geniş tanım kümesi nedir? Arkadaşlar kesili bir fonksiyonun en geniş tanım kümesi paydanın sıfır olduğu değerler reel sayılardan atılmak suretiyle bulunur. Dolayısıyla R fark 3 bölü 2 en geniş tanım kümesidir. Evet geldik arkadaşlar. F fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre demiş. Sabit fonksiyonsa F fonksiyonu bir defa değişkenden bağımsız olmak zorunda. Burada değişken olmamalı. Olmaması için a'nın da 3 olması gerekiyor. A yerine 3 yazdığımda demek ki sabit olduğu değer 5. Yani F125 de yazsam bunun sonucu her zaman 5 olacak. Evet yine öğrencilerin en çok zorlandığı soru tiplerinden biri. Fx artı 2'nin Fx cinsinden değeri. İlk önce arkadaşlar Fx artı 2'yi yazalım. X gördüğüm yere artık anlıyoruz. X artı 2 yazdık. O zaman burası 2 üzeri X artı 6 oldu. Fx'i de arkadaşlar yerine yazalım. Daha doğrusu Fx'i de burada gösterelim. O da 2 üzeri X artı 4. Şimdi dikkat. Şuradaki 2 üzeri X'leri kaybetmek için her tarafı arkadaşlar daha doğrusu bunları birbirine bölüyorum. Öyle diyeyim. E bunlar birbirine bölünürken hatırlayın tabanlar aynısı üstler çıkartılır. 2 üzeri 2 oldu. Şimdi içler dışlar çarpımı yaparsam fx artı 2 4 çarpı fx olur. Doğru cevap Ceyhan. Bu soru da arkadaşlar ona benziyor dikkat ederseniz. fx artı 2'nin fx türünden değeri. O zaman yine fx artı 2'yi yazayım. x'e x artı 2 yazdım. x'e x artı 2 yazarsam. Bu durumda arkadaşlar x artı 3 bölü 2'yi elde ederim. Güzel. Peki fx'i de arkadaşlar hemen yine yanına yazayım. fx'e dikkat edin. x artı 1 bölü 2. Şimdi ne yapıp edip şuradaki arkadaşlar x'leri aynı anda yok edeceğim. Şöyle yapıyorum. Bunu eksi 1 ile çarpıp taraf tarafa toplarsam fx artı 2 eksi fx dikkat edin. Paydalar aynı olduğu için bunlar çıkartılacak haliyle. Tabi eksi 1 ile çarparken hem burayı hem burayı çarpıyoruz unutmayın. Eksi x eksi 1 bölü 2 olacak. Paydalar aynı olduğu için bu çıkartmayı yapabilirim. Bakın bunlar gitti. Ne kaldı burada? 2 bölü 2 yani 1 oldu. Dikkat edin. Bu ifade 1'e eşitmiş. O zaman fx artı 2 ne olur? 1 artı fx olmuş olur. Bakın birbiri cinsinden yazarken bu şekilde işlem yapalım. Evet artık alıştık arkadaşlar. Bunu gördüğümüzde ben ne yapıyorum? F'in tersini hemen diğer tarafa attım. F 15 e eşit oldu. E burada... F15'i bulmak için x yerine kaç yazmalıyım? 13. Hemen burada da x yerine 13 yazıyorum. 2 kere 13 26. 3 daha kaç yaptı? 29 mu? Güzel. Demek ki m-4 29 sa m kaç olur? 33. Doğru cevap Edirne. Evet. Hatırlayın arkadaşlar. Demin de böyle bir soru vardı. Bakın x eğer yalnız başına kaldıysa zaten bu fonksiyonun tersi alınmış demektir. Yapmamız gereken tek şey bu x yerine f'in tersini yazmak. fx gördüğümüz yere de arkadaşlar x yazmaktı. Dolayısıyla f'in tersi zaten varsa bana f'in tersinde 2'yi soruyor. x'e 2 yazarsam dikkat edin 0 bölü eksi 3'ten işlemin sonucu 0 olur deriz. Doğru cevap C. Burada da arkadaşlar f 1'in 4 olduğu verilmiş. Acaba diyorum ki burada x'e ne yazarsam f 1'i bulurum. E 1 bölü eksi 1 oranını görüyorum. Bu zaten eksi 1. Demek ki x'e 0 yazarsak f 1'i yakalayabiliriz arkadaşlar x yerine 0 yazdım. E ne oldu burası? Eksen bölü eksi 2 oldu. f eksi 1'in 4 olduğunu biliyoruz. n bölü 2 4 ise n kaç olur? 8 olur. Şimdi bazen öğrenciler diyor ki ya hocam siz bunu hemen gördünüz. Ben göremiyorum falan filan. Arkadaşlar bu durumda bu ifadeyi hani eksi 1'e eşitlemek suretiyle x'e hangi değeri verirsek işte eksi 1'i bulurum. Bunu yakalayabilirsiniz. Ama tavsiyem arkadaşlar bizim böyle gördüğümüz gibi sizin de hemen görmeye çalışmanız. Yani kendinizi bunu buna eşitleyerek değil de yani böyle hemen görme noktasında geliştirmenizi tavsiye ederim. Tabi ilk başlarda ya da çok zor ve karışık ifadelerde hemen göremediğiniz durumlarda tabii ki bu yöntemi yapın ama demin dediğim şeyi de arkadaşlar yabana atmayın. Bu da önemli. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar bir bölme işlemi var aslında. Bir kesir soruluyor. fx artı 4 bölü fx artı 2. O zaman x yerine x artı 4 yazacağım. Yazıyorum. 2 üzeri x artı 4 eksi 2 oldu. x'e x, x artı 2 yazacağım. O da 2 üzeri dikkat edin. x artı 2 eksi 2 oldu. Ve bunların oranı soruluyor. Şimdi yukarısı ne olur? 2 üzeri x artı 2. Aşağısı ne olur? 2 üzeri x. E tabanlar aynısı üstler çıkartılır. O zaman bu 2 üzeri x artı 2 eksi x. Yani 2 üzeri 2 yani 4 olur. Demek ki doğru cevap Bursa. Bakın yine f'in tersini sormuş ama bana f'i vermiş. At arkadaşlar fonksiyonu diğer tarafa ve f'in tersini burada yakala. Yakaladım. Şimdi dikkat. Bana f'in tersinde kaçı soruyor? 3'ü. Şuranın 3 olmasını istiyorum. X'te kaç değeri verirsin bu durumda? 1. Aferin sana. X'e burada x yerine 1 verdiysen her yerde 1 ver. 3 kere 1 3. 2 daha kaç yaptı? 5 bölü eksi 1. F'in tersinde 3 oldu. E bu da kaçtır arkadaşlar? F'in tersinde 3. Eksi 5'tir diyebiliriz. Doğru cevap Edirne. Tamam geçtim. Evet fonksiyonda yine arkadaşlar grafik üzerinde sayı değeri bulmaca yapacağız. Mesela f-2 ne yapıyorum? x ekseninden x 2 buldum. Bak sonra fonksiyona koşuyorum. Koştum. Fonksiyona değdim. Bitmedi. Bu noktadan bu sefer y eksenine koşuyorum. Kime gittim? 4'e. Tabi bu koşmalar hep dik olarak yapılacak. Bak bunu unutma. O zaman f-2 kaç olur? 4 olur. Bunu anladık. Peki şimdi geldik f0'a x ekseninde sıfırı buldum. Fonksiyona koşuyorum. Fonksiyona değdim. Şimdi y eksenine koşacağım. Ama zaten y ekseni üzerindeyim. Koşacak bir yer yok. O zaman arkadaşlar bulunduğum yer o değerdir. Yani f0 kaç? 2. Peki devam. Diyor ki f1. Arkadaşlar x ekseninde 1'i buldum. Fonksiyona koşacağım. E, zaten fonksiyonun üzerindeyim hocam. Yani y eksenine koşuyorum o zaman. Koştum. Kime gittim? Sıfıra. O zaman bu da sıfır. Tamam. Bu da anlaşıldı. O zaman şimdi son olarak f2 x ekseninde 2'yi buldum. Fonksiyona koştum. Fonksiyona değdim. Şimdi de y eksenine koşacağım. Eksi 2. Tamamdır. Dolayısıyla bunların toplamı kaç yapar? 4 yapar. Arkadaşlar gayet basit. X ekseninde o aradığınız değeri bulun. Fonksiyonun grafiğine koşun. Ama dik olarak. Fonksiyona değin. Değdin. Orada dur. Sonra y eksenine doğru yine dik olarak koşuyorsun arkadaşlar. Zaten fonksiyon üzerindeysen zaten arkadaşlar koşman gereken eksene koş. Yani bunda o demin anlattıklarımı da arkadaşlar onlara da dikkat ederek bu soruları çözersin. Zaten anladıktan sonra arkadaşlar şimdi bunlar öğrenme temelli test olduğundan dolayı arkadaşlar bu test. Yani bazı öğrenci arkadaşları çok kolay geldiğini düşünüyorum. Yani kesinlikle anlıyorum ama bunları yapamayan da gerçekten binlerce öğrenci var. Dolayısıyla arkadaşlar ee, soruyu şöyle açıklayıcı anlatmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın.